Sevgili izleyiciler, sağlıklı beslenme ve diyet köşemizde bugün diyette başarıyı arttıran faktörleri ve duygusal şişmanlığı konuşacağız. Bu konuda bize her zaman olduğu gibi beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sizler de eğer diyet yapmanıza karşın bir türlü kilo veremiyorsanız ya da aldığınız kilolardan nasıl kurtulacağınızı düşünüyorsanız sorularınız için 0533 096 72 73 0216 323 22 67 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi diyette başarı dedik. Aslında diyette başarı pek çok kişi için bir arzu, bir umut ama her zaman da elde edilen bir sonuç maalesef olmuyor. Diyette başarıyı hangi faktörler olumlu ya da olumsuz etkiliyor? Birçok faktör etkiliyor. Stres durumunda vücutta kortisol hormonu salgılanıyor ve buna bağlı olarak vücut kendini kilitliyor. Metabolizma kendini kilitliyor ve kilo veremiyoruz. Herhangi bir ekstra stres yaşadığımızda ya da yaptığımız diyete bağlı olarak rahat diyet yapamıyorsak, size göre bir program düzenlenmemişse, standart bir diyeti yapıyorsak ve uzun süre aynı diyeti yapıyorsak, o bizde stres yaratır. Hem metabolizmayı yavaşlatır hem de kilo vermemiz durur. Daha sonra hızlı diyet yapmak isteyenler mesela, kısa zamanda bütün kilolarından kurtulmak isteyenler, şok diyetler yapanlar, daha sonra geri aldıkları gibi o süreç içerisinde aşırı strese girerler, metabolizma yine durur ve kilo vermemeye başlarlar, hemen geri alırlar, bu da insanı strese sokar. Yani stresle beslenmenin düzeni, sağlıklısı birbirinin içindedir bu aslında. O yüzden stres en önemli faktördür diyorsunuz. Stres en önemli faktördür. O yüzden beslenme alışkanlığınızı değiştirmeden önce ve zayıflamaya devam ederken sizi strese sokacak diyetlerden uzak dur. Bu çok önemli bir şey. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Stresten sizi strese sokacak diyet. Biraz bu konuyu açmanızı rica edeceğim. Biraz örneklendirerek mesela bazı kişileri diyelim ki çok tatlı yemeği seven bir insanı çok herhalde tatlıdan yoksun, karbonhidrattan yoksun diyetler herhalde strese mi sokar? Strese sokar. Bizler her şeyi yemeliyiz. Sebzesinden tutun, çorbasından tutun, etinden, balığından, hindisinden, beyaz etten, kuru baklagillerden, tatlı hamburgerden, makarnadan, mantıdan, simitten hepsiyle birlikte beslenmeliyiz. Yalnızca dağılım çok önemli. Dağılımı şöyle dağıtmalıyız. Hepsini bir arada değil, her gün bir karbonhidrat olacak şekilde ve karbonhidratları proteinle karışık bir şekilde tüketerek. Mesela bir gün simit yersiniz. Bir gün öğlenliği makarna yersiniz. Yine bir gün öğlenliğin mantı yersiniz. O sizi daha hevesli, daha strese sokmadan bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olacaksınız. Peki burada olay nedir? Hep denir ki mantı şişmanlatır, makarna şişmanlatır. Buradaki porsiyon miktarı mı önemlidir? Porsiyon miktarı çok önemli. Bir porsiyon şeklinde tüketmeliyiz. Mesela iki büyük kepçe mantı gibi ya da iki büyük kepçe makarna gibi. Bunların 125 gram makarna gibi hani kuru haliyle 124 bir paketin dörtte birini tüketebiliriz. Ama bir paketi yersek olmaz. Ya da bir tabak daha alırsak olmaz. Ya da üstüne tatlı yersek olmaz. Ondan birazcık atıştıralım, bundan birazcık atıştıralım. Atıştırmaya yönelik bir beslenme olmaz. Mantı ya da makarna yediysek peki, öğünümüzden ekmeği mi çıkarmalıyız? Bütün gün öğünlerden ekmeği çıkarmalıyız. Ha, sadece bir öğünden değil. Bir öğünden yani. Değil. Evet. Bütün öğünlerden. O günkü karbonhidrat ihtiyacımız mantı olmalı. Diğer gün yoğurtlu makarna olmalı.
diğer gün belki 4-5 dilim ekmeği gün içine dağıtarak o günkü karbonhidratımız o olmalı. Haftada bir gün ya da iki gün 4-5 arası tatlı yiyecek şekilde üstüne bir bardak sütle, onu hep değiniyorum ki atlamak istemiyorum. Yani böylelikle böylelikle o günkü karbonhidrat ihtiyacımız o olmalı. Diğer öğünler daha sebze ve peki neden mantı, makarna yediğimizde, yoğurt, tatlı yediğimizde neden süt yemeliyiz? Ne oluyor bu yoğurt ve süt? Meyve bir şey yediğimizde yapıyor. Bile yoğurt ve süt ne yapıyor? Bizim istediğimiz kan şekerinin ani yükselmemesi. Makarnayı tek başına yediğinizde kan şekeriniz ani yükselir. Proteinle karışık yediğinizde kan şekeriniz yavaş yavaş normal bir şekilde yükselmeye devam eder. O da dengeler. Çünkü kan şekeri ani yükseldiği zaman metabolizmamız yavaşlar. Bir daha bu sefer yemek istersiniz. Yemek istersiniz. Değil mi? Şimdi karbonhidratı proteinle karışık yemediğiniz zaman karbonhidrat karbonhidratı çeker. Daha fazla yemek istersiniz. Halbuki siz onu proteinle dengelediğiniz zaman hem psikolojik olarak rahatlarsınız, hem ihtiyaçlarınız giderilir, hem de metabolizmanız çalışmaya normal devam eder. Sohbetimize ara vereceğiz ama gene güzel bir konu için ara vereceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi sırada Banu Kazanç'la Sağlıklı Alışveriş, Sağlıklı Mutfak bölümümüz var. Sizlere bugün gripten korunmak için ya da gribe yakalanmamak için hangi vitaminleri, mineralleri, neleri, hangi sebzeleri tüketmemiz gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Turunçgilleri ve C vitaminini anlatacağım. Çünkü gribe karşı hem koruyucular hem de hastalandığınız zaman sizi tedavi etmekte gerçekten çok başarılılar. Portakal, gribe karşı koruyucu, antioksidan özelliği gösteriyor. Cilde son derece faydalı ve kansere karşı koruyucu. Greyfurt, C vitamininden zengin ve rahatlıkla tüketebileceğimiz, posa açısından da çok zengin bir meyvemiz. C vitamini alırken 4 porsiyona tamamlamak için bir porsiyonumuz 3 tane mandalina yapar. Yani 4 porsiyonun bir porsiyonu 3 mandalinaya eşdeğer. Evet, kiwi olmazsa olmamızımız ve C vitamini açısından gerçekten çok başarılı. Yine antioksidan özelliğine sahip ve gribe karşı bizi koruyor. Aa, nar hiç unutulur mu? Narımızı da alalım. C vitaminlerimizin arasına koyalım. Bütün bu meyveler antioksidan özellikle C vitamininden zengin, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hastalıklara yakalanma riskimizi azaltıyor. Yakalandığımız zaman da bol miktarda tüketirsek hastalıktan da kısa zamanda kurtulmuş oluyoruz. Günde 4 porsiyon meyve yiyebiliriz. Bunları teker teker karıştırarak yapabiliriz. Ve meyvelerin yanında protein de almamız gerekiyor ya da yağlı tohumlar almamız gerekiyor ki kan şekerimizi dengelesin. Günde unutmayın, 4 porsiyon meyve yememiz şart. Özellikle diyette başarıyı etkileyen en büyük faktörün stres olduğunu söylediniz. Ben kendimde iştahımı en çok arttıran şeyin uykusuzluk ya da uyku düzensizliği, az uyumak olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de böyle midir? Uyku bazı kişilerde ya da çoğu kişide iştahı arttırır mı? Diyetin önünde bir engel midir uyku problemi? Uyku problemi hem az uyumak hem de fazla uyumak, her iki şekilde de problem yaratır. Hı hı. Uykusuzluk evet iştah artırabilir. Daha çok o günkü yorgunluğu iştahla, yemek yemekle geçirme ihtiyacı vücut duyabilir. Siz de beynen duyabilirsiniz. Uykusuzluk aynı zamanda insanı çok strese sokar. Hı. Ve vücutta dolaşım sistemi bozulur, ödemler oluşur. Az uyku da bu şekilde problemler yaratır.
Fazla uyku ise bu sefer o da dolaşımı bozar. Fazla uykuda bütün gün uyku uykuyu çeker derler. Sersemlik yaratır. Aktivite azlığına neden olur. Aktivite de çok önemli biliyorsunuz. Zayıflama döneminde ya da koruma döneminde bütün bu sistemi bozar. Bir yetişkinin uyuması gereken saat 6 ila 8 saat arasında değişir. 8-7-8 saat daha idealdir ama bazı kişilerin biyoritmi 6 saate göre çalışır. 6 saatten düşük tuttuğumuz zaman problemler başlar ya da 10 saate çıktığımız zaman problemler başlar. Bir konu daha var merak ettiğim. Halk arasında çoğu kişide şöyle bir düşünce var. Sigara bırakıyor. Hı hı. Zaten sigarayı bıraktın, şimdi iştahın artacak. Bir de kendini diyete başlayıp hiç strese sokma. Bu yaklaşıma siz doğru buluyor musunuz? Kesinlikle yanlış buluyorum. Hı, neden? Kesinlikle yanlış buluyorum. Sigara bırakılma döneminde sağlıklı beslenme programına mutlaka ve diyete girmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama o diyet programının size özel düzenlenmesi gerekiyor. Sigarayı bıraktığınız zaman kiloya almaya hiçbir etkisi yok. Sadece siz psikolojik olarak el alışkanlığını, sigaranın yerini yemekle doldurursanız o zaman kilo alırsınız. Bu tamamıyla psikolojik. Yani ben sigarayı bıraktım. Onun yerine zaman doldurmak için siz yemek yemeyi seçiyor olabilirsiniz. Bu seçimden vazgeçmek gerekiyor. Belki de onun yerine başka bir davranış. Şeyler koymak gerekiyor. Sporu koymak gerekiyor. Hı hı. Hobileri koymak gerekiyor. Zamanınızı daha iyi geçireceğiniz hobilerinizin olması gerekiyor. Ama yemek yemeyi bir zaman olarak geçirmek olarak değerlendirirseniz tabii ki kilo alırsınız. Şimdi diyetin bence önündeki engellerden biri özellikle aynı evde diğer kişilerin diyet yapmaması. Özellikle hı hı. eşler, partnerler arasında ya da ikisi birden diyet yapıyorsa daha mı ideal olur? Burada eşin biri çok iştahlıysa, diğeri diyet yapıyorsa burada ya da çok zararlı şeyler, sağlıklı alışveriş köşesi yapıyoruz sizinle. Mutfakta diğer eş, diyet yapmayan eş sağlıksız şeyler istiyorsa, alıyorsa nasıl diyet yapacak bir kişi? Şöyle gruba ayırabiliriz. Eğer bir kişi gerçekten obezse, eşi mesela diyet yapan kişinin eşi obezse ve çok fazla yemek yiyorsa o gerçekten problem yaratabilir diyet yapan kişide. Ama orada birazcık irade devreye giriyor. Kişinin iradesi. Çünkü diyet yapmaya başlamak kişinin kendi kararı. Orada İrade devreye giriyor. Evet, ben bu beslenme programına uyacağım. Ama şöyle bir durum var. Obez olmayan, birazcık yemeği seven, diyet yapmayan kişinin yanındaki kişi hiçbir zorluk çekmez. Eğer siz sıkı diyet yapmıyorsanız, rahat bir diyet yapıyorsanız, karşınızdakini de zaten güzel bir beslenme alışkanlığına sokmuş olursunuz. Ama sıkı diyet yapıyorsunuz o da problem yaratır. Zaten sıkı diyetler de stres yaratır diyorsunuz. Stres yaratır, sıkıntı yaratır, yoksunluk sendromu çeker kişi. Daha fazla yemeğe kendini iter. Yemeklere aşırı saldırmaya başlar bir noktadan sonra. Birçok problemler yaratabiliyor. Şimdi yine sohbetimize bir ara vereceğiz. Sevgili izleyiciler, beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç'la Sağlıklı Yemekler köşemizde sıra. Şifalı kış çorbası. Malzemeler: 1 kuru soğan, 1 kabak, 2 adet havuç, 1 adet pırasa, 1 adet kırmızı dolmalık biber, 1 adet kereviz sapı, 1 tutam dereotu, 5 su bardağı tavuk suyu, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı su. Hazırlanışı: soğanı doğrayın ve yağda pembeleşinceye kadar pişirin. Bütün malzemeleri küp küp doğradıktan sonra soğanla hafif kavurup su ekleyin.
5 dakika kaynatın, terbiyesini ayrı bir kapta hazırlayıp çorbaya ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp üzerine dereotu serperek sıcak servis edin. Tabii ki sağlıklı yemekleri konuşuyoruz ama sizin hazırladığınız, önerdiğiniz diyet reçetesinin adı aslında hep obur diyet. Hı hı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Diyorsunuz ki dondurma da yiyebilir bir kişi. Hı hı. Dondurma yerken neyi tercih etsinler? Örneğin vanilyalı dondurma mı, kaymaklı mı, çikolatalı mı, meyveli mi, kaç top? Aynı şekilde börek yerken ne yapsınlar? Ve şey söylediniz, kepçe olarak iki kepçe idealdir makarna için dediniz, büyük kepçe. Peki makarnanın cinsi önemli midir? Örneğin kepekli makarna mı yesinler, beyaz makarna da yiyebilirler mi? Ekmekte neyi tercih etsinler? Makarna ile başlayalım. Al dente usulü makarna pişirmeye dikkat etsinler. Kepekli makarna olmasına gerek yok. Normal makarna yiyebilirler. Ama pişirme sonuna kadar çok lapa şeklinde pişirmek değil de yarı çiğ bir şekilde pişirmeye dikkat etsinler. Bir paketin dörtte birini tüketsinler. Pişmemiş haliyle bir paketi dört parçaya bölüyorlar. Onun bir parçasını alıyorlar. Ama makarnada yarı pişmiş makarnayı yemek çok daha sağlıklı. Çünkü o da kan şekerini ani yükseltmiyor. Onun dışında ekmek olarak çok tahıllı ekmek ya da çavdar ekmeğini tercih etsinler. Ben ikisini öneriyorum. İkisini daha vitamin açısından sağlıklı buluyorum. Bir de aynı şekilde dondurmayı da sormuştum. Dondurmayı, evet dondurmayı kaymaklı değil de kaymaklı olanların dışında meyveli, biraz çikolatalı, 3 top olacak şekilde tüketebilirler. Yine ne yapıyoruz? Üstüne süt içiyoruz ve 4-5 ara öğünde haftada 1-2 gün. Şimdi dondurmanın üzerine süt içilmesini öneriyorsunuz. Peki süt yerine sütlü kahve ya da sütlü çay içenler de var, olabilir mi? Olur tabii. Kahve günde 1 ya da 2 porsiyon tüketebilirler. Sütlü kahve de olur. Sütlü diğer kahve türleri olabilir, sütlü çay da olabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Son birkaç şey söyleyeceksiniz galiba. Programın sonuna geldik. Programı kapatacağım. Buyurun. Her şeyden önce insanlar strese girmemeye çalışsınlar. Özellikle bu kadar metropol bir şehirde yaşarken diyet stresini taşımasınlar lütfen. Kendilerine uygun, beslenmelerine uygun, sağlıklı bir beslenme içeren, her şeyi içeren karbonhidrat dahil bir beslenme programı kendilerine çizsinler lütfen. Bu beslenme planında adı hep obur diyet oluyor. Yakın zamanda da kitabınız da çıkacak, onu da bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, ben burada Banu Kazanç'a çok teşekkür ediyorum aramıza katıldığı için. Bugün de bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatte ATV Avrupa ekranlarında sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ama ben hemen size kapatmadan iletişim bilgilerimizi anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Güzel bir hafta olsun hem sizler için hem de sevdikleriniz için.